SSK ve Bağkurlu vatandaş için güzel haber var. Açıklama az önce geldi. Eylül ayında 3 maaş birden hesaplara yatacak. SSK ve Bağkurlu çalışanlar için az önce müşteri demiri yapıldı. Tam 3 maaş birden hesaplara yatıyor. Eylül ayında çalışanların yüzü gülecek. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruya göre anne ya da babasını kaybeden, eşini kaybeden kişilere çalışsalar bile ödeme var. Konu ile ilgili detaylı açıklama geldi. 3 maaş ödeme almak için şartlar netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yapmak yetiyor. SGK'dan 3 maaş almak için aranan şartlar ve detaylar haberimizde. Anne baba ya da eşini kaybetmiş SSK ve Bağkurlu çalışanlar için 3 maaş müjdesi geldi. Gerekli şartları taşıyan kişiler aynı anda 3 maaş birden alma hakkına sahip oluyor. Devlet, eşini anne ya da babasını kaybetmiş kadınlara dul ve yetim aylığı bağlıyor. Ancak aynı anda 3 aylığa kadar alma fırsatı da ortaya çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 3 maaş almak için gereken şartlar ve detaylar açıklandı. Peki kimler SGK'dan 3 maaş alabilir? 3 maaş alma şartları neler? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 3 maaş duyurusu. Eşi vefat eden anne ya da babasını kaybeden SSK ve Bağkurlu kadın çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan duyuru geldi. Gerekli şartların oluşması durumunda dul ve yetim aylığı tam 3 defa bağlanabiliyor. Ancak bu ödemeden faydalanmak için vefat eden anne baba ya da eşin ayrı kurumlardan emekli olması gerekiyor. Örneğin anne Bağkur emeklisi, baba SSK emeklisi ve eş emekli sandığı emeklisi ise 3 maaş alma imkanı ortaya çıkıyor. Şartları taşıyanlar başvuru işlemlerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe ile yapabiliyor. Dul ve yetim aylığı zamlı olarak ödeniyor. Eşi vefat eden anne ya da babasını kaybeden kadınlara çocuklara verilen dul ve yetim aylığı Ağustos ayında zamlı olarak ödeniyor. Dul ve yetim aylığı ödemesinden yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor. Şartlara uygun olanların aynı zamanda yazılı dilekçe vermesi şartı da aranıyor. Sadece SGK'ya yazılı dilekçe ile başvuru yapmak yeterli olur. Başka bir ek şart aranmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesini ziyaret ederek şartlar ve detaylarla ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.